Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. 8 Ekim 2023 Fener'in maçı var hashtag ile yazabilirsiniz arkadaşlar. Saat 19'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa ile Fenerbahçe'miz karşılaşacak. Arkadaşlar maça dair skor tahminlerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Dün gördük, Antalya'da kara geceyi gördük. Galatasaray'ın attığı gollerin ofsaytımsı olmasını gördük. Yani Ertem Şener'in Zorbay Küçük sen iyi bir hakem değilsin. Bu VAR'dan tiksinmeye başladım. Galatasaray'ın ilk golünde ofsayt çizgisi niye çizilmedi gibi sözleri vardı. Biz artık bıktık. Mustafa hocanızın bir lafı var. Eğer maçları hakemler adil yönetirse ilk başta bizim Fenerbahçe'mizin taraftarı diyecek ki hocam şike mi yapıyoruz? Çünkü haksızlığa o kadar alıştık ki, o kadar canımızı ciğerimizi yaktılar ki artık canımızın yanmadığı şeylerde, artık adaletin geldiği Süper Lig'de ilk bizim taraftar diyecek ki hocam diyecek şike mi yapıyoruz? Yani o kadar alıştık maalesef. Allah'ın da bir hesabı vardır. Rabbim bunları bildiği gibi yapsın. Beddua etme, küfür etme, hakaret etme ama sinirlen. Nasıl öfkemi dile getireyim arkadaşlar? Ne yapmamı istiyorsun? Mesela ağzıma geleni sayayım. Ben şunu söylüyorum. Allah bize, bizim evlatlarımıza kim ne çektiriyorsa Rabbim misliyle cevabını versin. Ve ben Allah'a sığınıyorum. Rabbim benim gücüm yetmiyor. Sen bunların cevabını ver diyorum. Biz işimize bakalım. İsmail Kartal ideale dönecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Kasımpaşa karşısında ideal 11'ine dönecek. 3 günde bir maç yapılıyor. Rotasyon. Bir de bizim rakiplerimiz bize aslan kesiliyor, diğerlerine yatıyor. Yani başkalarının rakipleri gibi yatmıyorlar. İşte boş kaleyi buldu muydu bilerek avuta atmışçasına falan atmıyorlar. O yüzden bizim işimizi sağlam yapmamız lazım. Rotasyonu da kralını yapmamız lazım. Ama şunlar rotasyon yapmıyor, bunlar yapmıyor. Ya Allah aşkına geçin ya. Bunları geçin ya. Bunları geçin. Biz Fenerbahçe'ye odaklanalım. Şimdi Tırnava maçının vazgeçilmez isimlerini 7'ye çekecek. Yani daha doğrusu vazgeçilmez isimleri de Tırnava maçında 9 değişiklik olmuştu. Onlar 7'ye geçecek. Muhtemelen Džeko, Tadić, Szymanski, Fred gibi yıldızlar formasını geri alacak. Hatta benim bir ilk 11 tahminim de var. Onu da söyleyeyim. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zaten bildiğiniz şeyler. Trendyol Süper Lig saat 19'da dedik. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda. 8 Ekim Pazar günü. Karşılaşmayı Selçuk BN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz. Fenerbahçe'ye milli arada 3 müjde 1'den. Yani 3 müjde 1'den. Hangi 3 müjde? Onları da konuşalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakın. Fenerbahçeli arkadaşlar. Burada yorumlarda siz görüyorsunuz, görmüyorsunuz. Yani ağır küfürler, ağır hakaret eden arkadaşlar oluyor Fenerbahçe'ye, değerlerine. Bizim taraftar da bana 2'de 1'de yazıyor hocam bunlara cevap versem engelleyer miyim? Arkadaşım cevap ver yani benim için bir sıkıntı yok. Bana, Fenerbahçe'ye, değerlerimize laf ettiniz mi de affetmem. Ama yani kime nasıl davranmanız gerektiğini siz benden iyi biliyorsunuz. O yüzden de hani size bırakıyorum. 3 müjde. Şimdi gerek Avrupa'da gerek ligde dolu dizgin yoluna devam etmeye çalışıyor. Birilerinin engel olmasına rağmen. Birilerinin çelme takmasına rağmen. Anlatabiliyor muyum? Ali Koç çıktı açıklama yaptı. Ali Koç'un yaptığı açıklamaların tamamını sahada gördük. Yani tamamını gördük sahada. Bir tek hani hakemlerin formasının rengi farklıydı. Aynı renk formayı giyselerdi tamam diyecektin. Ha şöyle de bir durum var. Birincisi Galatasaraylılar çok güzel bir taktik yapmışlar. Mağdur edebiyatı. Fakir fukara edebiyatı, mağdur edebiyatı. Gidin bakın Galatasaraylılara zannedersiniz ki onların hakkı yendi. Penaltısı verilmeyen kendileriydi. Kazımcan adamın ayağına vurdu. Bu arada maçtan sonra farklı bir açı çıktı. Enteresan Ali Koç'un dediği gibi yani. Maç esnasında hakem o açı verilmedi. VAR çağırmadı. Maçtan sonra bir açı çıktı. Net penaltı. Yani Ezel'in annesi Meliha bile görse penaltı der. Öyle bir şey. Çok komik değil mi arkadaşlar? Birincisi mağdur edebiyatı. İkincisi ne biliyor musunuz? İkincisi şu. Kaybettikleri psikolojik üstünlüğü. Yani Fenerbahçe'ye karşı her maç psikolojik üstünlük kaybediyorlardı. Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe'ye karşı bir cephe alındı. Bilmiyorum Ali Koç Atatürkçü diye alındı. Bilmiyorum Atatürkçü'nün yanı sıra hani açık söyleyeyim birilerine yakın diye alındı. 5,5 senedir Fenerbahçe'ye cephe alınmış durumda. O 5,5 senede sesleri çıkmıyordu. Çünkü dünyanın en iyi kadrosunda kursalar biliyorlardı başlarına geleceği. Yine 5 senedir sesleri çıkmıyordu. Kadıköy'de hakemle falan kazandılar ettiler. Seriyi bozdular. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. Geçen sene artık Jesus'a ne yaptılarsa, ne yedirdilerse, ne verdilerse Cesus 2 maçta da korkak bir futbol, üçlü savunma falan filan derken derbileri kaybettirdi. Bunların sesi çıktı. Bakın ikinci argümanları ama biz geçen sene sizi içeride dışarıda yendik olmaya başladı. Üçüncü argümanlarını söyleyeyim mi size? Ne cümle kurarsanız kurun diyorlar ki bize FETÖ'cü diyemezsiniz. Seni mahkemeye veririz. Ya karşımdaki kişi bana FETÖ'cü diyemezsin. Seni mahkemeye veririm diyorsa FETÖ'cüdür. Yani açık ve net FETÖ'cüdür. Lan ben başka bir şey konuşurken bana bunu diyemezsin diyorsa demek ki FETÖ'cüdür. Ya düşünsene arkadaşlar, siz diyorsunuz ki ya abi yani Bursa'ya gittim geldim. Bursa çok güzel bir şehir. İşte yeşillik falan. Sen bana FETÖ'cü diyemezsin diyorsa o kişi FETÖ'cüdür zaten. Boşuna şeye bile gerek yok. Soruşturmaya bile gerek yok. Direkt alıp içeri atmaları lazım. Üçüncü argümanları bu. Dördüncü argümanları ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Gezi Parkı eylemlerinin finansörüydü. Gezi Parkı'nda Ultras'tan da vardı. Çarşı grubu da vardı. Fenerbahçe taraftar grubu da vardı. Gezi Parkı'nda Engin Altan düz yatan da vardı. O neydi? Abdülhamit dizisi vardı. Oradaki başrolde oynayan sakallı arkadaş da vardı. Vardı arkadaşlar, bakın cahil değilsiniz. Ha silinmiş olabilir sosyal medyadan. Hepsi vardı. Mehmet Ali Alabora da vardı. Ondan sonra onu unuttular. Diyorlar ki işte Ali Koç Türkçe Olimpiyatlarının platin sponsoruymuş. Ali Koç'un şirketi Koç Holding. Beşiktaş'ın Stad isim sponsoru. O zaman Ali Koç'u Beşiktaşlı mı diyeceksin? Galatasaray'ın alt şubelerine bakın. Amatör şubelerine bakın. Koç Holding'in kaç tane şeyliği var? Sponsorluğu var. Bir bakın. Ya ne saçmalıyorsunuz? Tamam. Kimin stadında yapıldı Türkçe Olimpiyatları? Evet. Kimin futbolcuları baş köşedeydi? Kimin efsaneleri baş köşedeydi? Hatta ben şunu da söyleyeyim. Bir adım daha öteye gideyim. O Türkçe Olimpiyatlarının videosunu falan açın, çıkartın bakalım kimler var. Merak ediyorum. İftira attınız. Aziz Yıldırım var mı? Ali Koç var mı? Merak ediyorum. Türkçe Olimpiyatlarında yer almış mı? Fethullah Gülen belgeselinde Fenerbahçe eski teknik direktörü falan konuşmuş mu? Bir bakın. Dördüncü argümanları Uğur Boral, Zafer Bir Yol. Oğlum Uğur Boral'a Zafer Bir Yol'a gerek yok. İkisi de transfer. Sen futbolcu transfer ederken FETÖ'cü değil mi diye mi araştıracaksın? Ya Galatasaray Icardi alırken bu karısının resmini çok paylaşıyor falan diye vazgeçiyor mu? Geçmiyor. Futbolcularına bakıyor. Ya bu niye biliyor musun? Uğur Tütünekeri, Hakan Şükür falan unutturmak. Orta sahadaki düşmelerin penaltı vermesini unutturmak. Hala aynı düzen devam ediyor. Hala Galatasaray oyuncularına dokundu muydu penaltı. Rakibini öldürse de Galatasaraylılar devam. Hala aynı düzen devam ediyor. Beşinci argümanları ne biliyor musunuz arkadaşlar? Beşinci argümanları çok daha basit. Hakemler Fener'i kolluyor. Ve sosyal medyadaki trolleriyle bunu öyle bir yayıyorlar. Bizim Doğrucu Davut taraftar da bunların peşinden gidiyor. Evet ya oluyor bu ya falan filan diyor. Kanmayın. Bak şunu söyleyeyim. Ben her daim aynı şeyi söylüyorum. Aynı pozisyon Fener'e olsa ne derdiniz? Tadić'in pozisyonu Alanya maçında offside dediler. Dedim ki top ayaktan çıkmış. Son hamle kabul edilir. Son hamleye bir geliyor offside yok. Son hamleye geliyor offside yok. Galatasaray maçında son hamleden öncesini veriyor offside yok. Son hamleyi veriyor offside var. Top ayaktan çıkmış zaten offside var. Perspektif yanlış, çizgiler yanlış. Anladınız mı demek istediğimi? Ya bu erdemdir. Kendine ne yapıldı? Rakibe ne yapıldı? Galatasaray maçından sonra bile başka açılın verilmesi penaltı pozisyonuna zaten olayı özetliyor. Yayıncı kuruluşunda ne yaptığını özetliyor. Şimdi Fenerbahçe'de 3 müjde dedik. Birincisi Cengiz Ünder. Sakatlandıydı. Milli arada kendine gelecek. İkincisi Emre Mor. Emre Mor da arkadaşlar o da kendine gelecek. Daha düşünün bak. Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Biz daha Emre Mor'u konuşamadık bile. Üçüncüsünde Lincoln Henrique takımla çalışmalara başlayacak. Yani ya ben hala ısrarcıyım. Ben çok ısrarcıyım. Bilmiyorum, beni takip etmek zorunda değilsiniz ama ben olsam Zayt'sı devre arasında bir şekilde gönderir. Lincoln eğer eski Lincoln emareleri gösteriyorsa Lincoln'u kadroya dahil ederdim. 8 oynar, 10 oynar, zorlanırsan sol bek 7'yi oynar. Kendini geliştiren bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Bunu da söyleyeyim. Devre arası transfer harekatı başladı diyor Fenerbahçe'de. Şimdi Livaković bizzat görüşecek. Arkadaşlar bakın. 15'te 15 maşallah. İnşallah Kasımpaşa maçına 16'da 16 yapacağız. 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandıracağız. Hem de bu düzene rağmen, bu düzene karşı olarak Allah yardımcımız olsun. Kimseye küfür etmek istemiyorum. Kimseye beddua etmek istemiyorum. Kimseye lanet okumak istemiyorum. Allah'ım sen bizim yardımcımız ol. Herkes karşımızda. Küfür etsek günah, dava açıyorlar. Beddua etsek kalbimize sığmıyor ya. Bak benim çocuklarım üzgün gidiyor. Milletin çocukları üzgün gidiyor. Şampiyonluk yaşamadan bir nesil yetişiyor. Haklarından çalınıyor. Allah evlatlarından çıkarsın dediğimizde herkes şey zannediyor. Arabanın altında kalsın, ölsün istiyor. Bak kanser olsun, ölsün. Ya kastettiğimiz bu değil ki. Allah evlatlarından çıkarsın. Siz bizim evlatlarımıza gün yüzü göstermediniz. Şampiyonluklarımızı çaldı. Allah da sizinkilere göstermesin. Ha bu da adil değil. Ama ne diyelim artık ya. Allah bu düzeni kim kuruyorsa, kim Fenerbahçe'nin aleyhine böyle çalışıyor. Fenerbahçe aleyhine de değil. Galatasaray aleyhine kim çalışıyorsa Allah bin türlü belasını versin. Bu işlerden elini eteğini çeksin de Türk futbolu kurtulsun. Marka değeri. Lan marka değerini istediğin kadar yükselt. Şu üstümdeki antrenman tişörtü. Ya yaklaşık 1000 lira fiyatı var. Puma, tamam mı? Hiç önemli değil. İster Puma ister Adidas fark etmez. Şu var ya, marka değeri bu işte. Bu şeyi çıkart. Buraya Galatasaray logosu koy. Töbe almam. 1 lira yapsın da gene almam. Alsam da giymem. Paspas falan. Ya derler ya paspas falan olarak kullanırım. Almam. Marka değeri budur. Süper Lig. Neyini izleyeceksin? Pozisyon yok. Canının istediğini şampiyon yap. Canının istediğini kolla. Canının istediğini pozisyonlarını güzelce ver. Öbür garibanı doğra. Ondan sonra marka değeri. Marka değeri adalet ile olur. Şuradaki logo neyse TFF'nin logosunda da adalet olacak. Ya bak Galatasaraylı arkadaşlara soruyorum. Diyorum ki ya bana bir yemin eder misin? Çoluğumun çocuğunun ölüsünü öpeyim ki bu lig adil. Galatasaray adil şampiyon oldu. Diyor ki biz hak ederek şampiyon olduk. Yemin et. Edemiyor. Edemiyor. Bir Galatasaraylı'nın ya çoluğumun çocuğunun üstüne yemin ederim ki lig adil. Yani bizi kimse kollamıyor. Adil şekilde maçlarımızı kazanıyoruz dediğini çekin abi videosunu. Sorun hepsine. Hiçbiri edemiyor. Biliyorlar. Ya bak şunu da söylüyorum. Fenerbahçe lehine de hatalar oldu geçmişte. Oldu. Beşiktaş lehine de hatalar oldu geçmişte. Trabzon lehine de hatalar oldu. Muslera kırmızı yese Beşiktaş maçında yok. Bir maç sonra Beşiktaşlar. Muslera kırmızı yese Galatasaray'ın rakibinin penaltısı verse 18'de Antalya 1-0 önde. 26'da Galatasaray 10 kişi Antalya maçı koparttı. Beşiktaş maçına bir mağlubiyetle gelecekler. Beşiktaş belki de yenip zirveye tutunacak. Hiç bak Beşiktaş şeylerine ses seda yok. Anladınız mı? Hiç ses seda yok. İşte düzen bu. Fenerbahçe şampiyon olmasın diye bu hale getirdiler. Ama farkında değiller. Bak sarı öküz meselesi var. Hani köyün birine gelmişler çakallar gelmiş biz demiş illa bir şey istiyoruz falan. Eşitli hikayeler olur. Kimisi kurt diye anlatır. Kimisi canavar. Kimisi ayı diye anlatır. Demişler ki lan bir tane sarı öküzü verelim bari demişler. Ormanın birine gitmişler demişler ki sarı öküzü verelim. Bu doysun. Sarı öküzü vermiş. Ondan sonra bir tane daha gelmişler demişler biz şunu istiyoruz. Onu da vermişler. Onu da. En son artık son kalanı da yemişler. Son kalan en son ağızda çiğnenirken diyormuş ki sarı öküzü vermeyecektik. Şimdi sarı öküzü veren bütün Anadolu kulüplerine söylüyorum. Sarı öküzü vermeyecektiniz. Hala dönebilirsiniz. Hala Galatasaray karşısında şerefinizle oynayabilirsiniz. Hala federasyona karşı şerefinizle dik durabilirsiniz. Hala Fener şampiyon olmasında kim olursa olsun mantığından hala dönüp hak eden şampiyon olsun. Çünkü yarın bir gün başım ağrır diyebilirsiniz. Sivas şampiyonluğu kovaladı. Kayseri şampiyonluğu kovaladı. Niye Anadolu kulüpleri şampiyonluğu kovalayamaz oldu hiç düşündünüz mü? Çünkü hocam Avrupa'ya gidiyorlar. Orada fas çekerler geri geliyorlar. O da değil. O da değil. Adana Demirspor gitti. Öbürü gitti. O da değil. Moz çıkıyor. Alakası yok. Erciyesspor 2. lige düştüğünde UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turu oynuyordu. Atletico Madrid'e elenmişti. İşte o sezonlarda futboldu ülkede. Hakemler hata yapıyordu bak. Hata yapar. Normal ya. Ya düşürülür görmez. VAR çağırır der ki gel kardeşim burada penaltı var. Anlarım bak bu hatadır olur. Ama hakemler artık kasıtlı. Ben size söylüyorum bak. Ben gerçekten söylüyorum. Futbolda bir temizlik şart. Futbolda bir operasyon şart. Herkesin banka hesabı incelensin. Herkesin her şeyi incelensin. Hakemlerin, federasyon başkanının, yönetimin her şeyi incelensin. Nereye gitmiş, kimle görüşmüş, kimler etmiş. Galatasaray'ın sponsoru ters kelepçeyle götürüldü ya. Neden bahsediyorsunuz siz? Birkaç gün. O götürülen belki de transfer aracılık yaptı. Belki de transfer parasını verdi. Belki neler döndü ortada. Hiç kapanacak gidecek. Bak kimsenin haberi olmadı. Fenerbahçe'nin olsaydı şu anda İsrail-Filistin olayından çok o konuşuldu. Neyse çok gevezelik ettim. Kusuruma da bakmayın. Maç öncesi saat 10'a 18'de canlı yayında olacağız. Livaković'i devreye sokmayı planlıyormuş Fenerbahçe. Bir kişiyi alacakmışız. Haberin detayı. Şimdi İsmail Yüksek ve Miguel Crespo Fenerbahçe'nin mevcut ön liberoları. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnandığımı söylemezsem de ben Mustafa Hoca olmam, biliyorsunuz. İnandığımı söyleyeyim size. Bence biz 6 numara falan almayacağız. Bence biz forvet alacağız. Yani inandığımı söylemezsem ben olmam. Siz de beni takip etmezsiniz. Siz de kanala abone olmazsınız. Siz de videoya like, beğeni atmazsınız. Siz de beni desteklemezsiniz. Ben alacağımı zannetmiyorum. Şu an itibariyle. 8 Ekim itibariyle. Şimdi ön libero'dan 2 tane diyor. Haberi yapan kesinlikle A Spor'dur. Çünkü Bartuğ Elmaz diye bir oyuncumuz var. Bu oyuncu Galatasaray altyapısında yetişti. Ekmeğini muhtemelen Fenerbahçe yiyecek. O yüzden de zorlarına gidiyor. Bartuğ Elmaz'ı haberlerde kullanmıyorlar. Bakın. Ümit Milli Takım'a seçildi. Kullanmıyorlar. Ümit Milli Takım'a toplanıyor olsaydı seçilmezdi, o da ayrı mesele. Şimdi Fenerbahçe Josip Mišić için harekete geçmiş. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Eğer 6 alacaksak İngiltere'den alırız. Mišić Dinamo Zagreb'in 3,5 milyon euro değerindeki futbolcusu. Şimdi bak. Saygısızlık etmek istemem. Küstahlık etmek istemem. Tarihi boyunca 3,5 milyon euro piyasa değerini gören bir futbolcu. 15 maça çıkmış. Bir asisti var. Konferans liginde oynuyor. Avrupa Ligi falan filan. Şampiyonlar Ligi elemesi. Çart çurt. Misic'i kurmaylar ikna edecekmiş. Bakın bu haber. Hatırlayın Nuri Şahin milli takıma gidecek haberi vardı. O haber, bu haber. Hepsini çıkartan menşei aynı. Galatasaray menşeili. Livaković de devreye girecekmiş. Sertliğiyle biliniyormuş falan filan. Arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle bir olay yok. Bakın tam Fenerbahçe dolu düzgün giderken bu. Şimdi bana bazen diyorlar ki hocam Fenerbahçe iyi giderken sen de transfer haberi veriyorsun. Vermeyin mi? Ben sosyal medyada hangi haber konuşuluyorsa onu konuşup size doğrusunu vermekle yükümlüyüm. Anladınız mı? Doğrusunu konuşmakla yükümlüyüm. Bu benim görevim. Bu benim görevim. Siz de kendi görevinizi yapın. Git denildi, kahraman oldu Joshua King. Joshua King git denilmedi. Joshua King'e teklif geldi. Kalıp kendimi göstermek istiyorum dedi. Kalıp kendini gösteriyor. Ayrıca kahraman da olmadı. 175 dakika 4 gol 3 asist. İsmail Kartal'ın yeni prensi. Şimdi iyi bir rotasyon oyuncusu, iyi bir yedek oyuncu. 375 dakika 4 gol 3 asist. Yani bunu katlayalım. Bir 3000 dakika oynayacağını zannetmiyorum da 1500 dakika 1600 dakika civarında oynayıp bak 1500-1600 dakika civarında oynayıp 20 golden fazla katkı sağlarsa ya ne mutlu ya. Vallahi bize ne mutlu. Şampiyonluk sadece as oyuncularında değil, yedekten gelen oyuncularında, rotasyon oyuncularında da gizlidir. Bu arada 54.293 abone bu videoyu çektiğimde. Ben artık bugün hedefi yükselttim. Ben bugün hedefi 55.000 zor ya, kıramayız ama 54.500'ü bence gün kapanmadan bulacağız gibi, öyle hissediyorum. Diyorum ya bak, yedekte de var. 7 gole direkt katkısı var. Şimdi Omar Fayed alınmıştı. Omar Fayed Novi Pazar'a kiralandı. Bu arada Novi Pazar'da oynarsa inşallah haberleşelim arkadaşlar da izleyelim. Omar Fayed iyi bir futbolcu olacak. Kumaşı güzel. 53 dakikada bir gol katkısı var Joshua King'in. Şimdi Joshua King demişken unutmadan da onu belirteyim. Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin de durumları belli. Aslında zaten belliydi ama hani konuşma gereği duyduk bir nevi. Şimdi King sakatlandı güya. Arkadaşlar bakın internete girdim. Fenerbahçe.org yazdım. Gerçi ben girmeden kendi kendine Fenerbahçe.org yazdı da. Sürekli girdiğiniz için kendini tamamlıyor. İnternete girdik arkadaşlar. Kampa girdi takımımız. Ve kampa girmeden önce futbol ağ takımımız kampa girdi haberi var. O haberde görseller var. Girip bakabilirsiniz. Batshuayi, Samet Akaydın, Bekao, Szymanski, Crespo, Fred, Mert Müldür, Osterwolde, Umut Nayır, Kent, Mert Hakan, İsmail, İrfan Can Kahveci, Džeko, Tadić, Ferdi Kadıoğlu, Ciku. Başka? Başka kimlerin göründüğüne bakayım diye. Şimdi Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, evet. İrfan Can Kahveci aynı şekilde. Yani Osayi Samuel de var. Fred, Mert Hakan. Hep aynı oyuncuları çekmiş gibi tabi. O da ayrı bir mesele. Serdar Aziz. Yani futbolcularımız bu şekilde. Beka, İrfan Can Eğribayat, Livaković. Yani şu ısınmalarda, şu kamp öncesinde Joshua King'i göremedim ben açıkçası. Ha, benim önümdeki habere göre hiçbir şey yok. Oynayabilir. Ama riske edilmeyecek diye biliyorum ben Joshua King'in. Hani bu gece Antalya'da yaşanan skandallar bardağa taşıran son damla oldu. Malum camianın sahada, saha dışında bu kadar korunması, kollanması, ittire yarışta tutulması kabul edilemez. Bunca rezilliği gördükten sonra takımımıza her zaman ondan daha fazla sahip çıkalım. Başka Fenerbahçe yok. Diyor 12 numara. Başka Fenerbahçe yok. Evet, Antalya'da kara gece hashtag'i. Boşa oynuyoruz sanki öyle hissediyoruz diyenler de var. Boşa moşa oynamıyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe 100 maçın %100 kazansın diyor ya Serhat Akın. Yine şampiyon olmaz diye. O da çok beyinsizce bir yorum. Hani salak olan salak bile bu yorumu yapamaz. Bak, salak olan salak yapamaz. 38 tane ligde maçın var. 6 tane ön elemede oynadın. Avrupa 44. 6'da grupta oynayacaksın 50. Son 16'ya kalacaksın otomatik olarak 52. Son 8 çeyrek finale kalacaksın 54. Yarı finale kalacaksın 56. Final maçı 57. Türkiye Kupası'nda 5. tur 58. Sonrasında yanlış bilmiyorsam çeyrek final var. Tek maç, 2 maç olsun 58 60. Yarı final 2 maç olsun 62. Final olsun 63. Ha, arada bir tane lig süper kupası var 64. 64'te 64 yaptığın zaman ligi kazanmış oluyorsun. Konferansı kazanmış oluyorsun. Süper kupayı kazanmış oluyorsun. Türkiye kupasını kazanmış oluyorsun. Yani Türkçesi 2024 yılında 4 tane kupa kazanmış oluyorsun. 64 maçta. Yani salak olan salak bu matematiği hesaplar. 64'te 64 yaparsan resmi maçlarda şampiyon oluyorsun. Artı şampiyon olduğunuz için ülke kontenjanından direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına başlayacaksın. Şampiyonlar Ligi grubu başlayana kadar 4 tane lig maç oynarsın. Kaçta kalmıştık? 67'de mi kaldık? 71 oldu. İlk maç Şampiyonlar Ligi'nde kazandığın 72 oldu. Hani böyle gidersen seneye Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yapmış oluyorsun. Ligde 20'de 20 falan yapmış oluyorsun. Gelecek seneden de bahsediyorum. Türkiye Kupası gene o zamana kadar olmaz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yapıp dünya rekoru kırıyorsun. Türkiye rekoru çünkü. Bir daha bunu kimse kıramaz. 20'de 20 yapıyorsun. Geçen seneninkinin aynısını tekrar ediyorsun. Yani 100 maçta 100 galibiyet elde etsen bile şampiyon olamazsın diyen zihniyetin ne kadar aptalca bir zihniyet olduğundan bahsediyorum. Keşke 100 maçta 100 tane kazansak. Lan 100 maçta 100, yani 100 maçın 100'ünü de kazansak ya 100 tane forma da atayım ya. Keşke öyle bir şey olsa. Keşke öyle bir şey olsa yani ya. Neyse. Joshua King dediğim gibi bence olmayacak. Sakatlığı ciddi değil ama 2 hafta dinlenme arası var. Beklesin abi. İyileşsin orada. Fenerbahçe forvet arıyor. Bakın. 3-4 gündür diyorum medyaya düştü. Devre arasında Michy Batshuayi ile yolların ayrılması gündemde. Branko bu nedenle forvet araçlarına start verdi. Belçika'nın sürekli yedek kalması ayrılığının kesin gözüyle bakıyor falan filan. İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan teklif almıştı. Olmamıştı. Merak ettim, Nottingham Forest birini almıştı. Kimi almıştı ya bunlar? Şuradan buluruz dur. Nottingham Forest Transfer Market. .com.tr yapalım. İngiliz şey olunca biraz arkadaşlar ifadeler bizdekine çok benzemiyor. Bizim Türk sitesi daha güzel şey yapıyor. Avni mi aldıydı? Kim aldıydı bunlar ya? Chris Wood, Divock, Origi. Origi'yi aldıydı bunlar herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Chris Wood'u zaten aldılar 17 milyon euroya da. Bir de Origi'yi mi aldılar? Yanlış mı hatırlıyorum? Şuradan bir transfer marketine bakayım. Hani forvet olarak Chris Wood var. Bunu da merak ettim ne yapmış. Bir de son anlarda herhalde Origi'yi aldılar. Ha, aynen. Origi'yi kiralık aldılar. Hani Batshuayi yerine. Chris Wood zaten 17 milyon euro verdiler. Çöp çıktı. 9 maçta 1 gol 231 dakika. Güzel bir çöp çıktı. Divock Origi de çöp çıktı. 4 maç 58 dakika 0 gol. Yani aslına bakarsanız Nottingham Forest biz 12 milyon euro istemiştik. Devre arası gelirseniz de onunla gelin demiştik. Nottingham Forest forvetlerden yana dertli çıktı. Ha, tabii neydi o? Avoni var. Has forvetleri 25 milyon euro transfer market değerine sahip. Has forvetleri ne yaptı abi? 8 maçta 3 gol 2 asist 485 dakika. Yani aslına bakarsanız Nottingham Forest bence devre arasında Batshuayi'yi tekrar alabilir. Bu benim temennim, yanlış anlaşılmasın, bir duyum değil. Temenni olarak söylüyorum. Bitmiş bir hikayesi var falan filan. Ali Koç da geçen anlatmıştı Sözcü TV'de. Teklif geldi olmadı diye. Önemli yıldızlarla temasa geçildi diyor. Henüz geçilmedi ama biz İngiltere'de şöyle söyleyeyim size. Batshuayi'yi verip Nottingham Forest'tan bir forvet alabiliriz. Az önce çöp çıktı dedim. Origi'yi alamayız çünkü Origi zaten onların futbolcu değil. Öbür Chris Wood'u kiralık getirebiliriz. Hocam orada tutmayan bizde nasıl tutacak? Bizde tutar, merak etmeyin. Yani orada tutup tutmamasına gerek yok. Bizde tutabilir. Ben bunu söyleyeyim. Haberiniz olsun ya. Yani haberiniz olsun. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben sadece bu kadar belirteyim. Bu kadar söyleyeyim. Hakkımızda hayırlısı olsun ama Batshuayi haberi dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bütün sosyal medya konuşmaya başladı bir şeyleri. Boşuna da konuşmuyorlar. Fazla detaya giremeyeceğim. Pek yakında. 15 Ekim'e kadar bekleyin. 15 Ekim'de bir beklediğim bir şey var. 15 Ekim'den sonra daha rahat konuşabiliriz. Üyelik düşünen arkadaşlarımız aylık 15 TL. Sadece 15 TL veriyorsunuz. Üyelik avantajlarından yararlanabiliyorsunuz. Hocam ben para veremem, kartım yok diyorsanız da bol bol video izleyin. Fenerbahçe'nin her galibiyetinde hediye üyelik veriyoruz. Bazen başka takımların mağlubiyetinde de üyelik vereceğiz. Yani bir nevi sizin hakkınızı da çalıyorlar. Mesela Galatasaray yenirse ben canlı yayın açacağım. Emin olun 50 kişiye üyelik hediye ederler. Ben etmesem bile arkadaşlar der sizin üyeliğinizi bile çalıyorlar. Hakkınızı helal etmeyin bunlara. Bunlar ettiğiniz beddualarda hepiniz haklısınız yani, merak etmeyin. O yüzden tavsiye ederim. Hani asıl transfer duyumları transfer döneminden önce olur. Her zaman bu lafı söylüyorum. Ve genellikle arkadaşlar bir ay takılır çıkarız diyen arkadaşlar yılları deviriyorlar üyelikten. Allah Fenerbahçe'mizin yar ve yardımcısı olsun. En azından hakemler Fenerbahçe maçlarını adil yönetsin. Tek temennimiz bu. Anlıyoruz Galatasaray şampiyon yapmak için çırpınacaksınız ama Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. O zaman gerisini Allah'a bırakıyoruz. Görüşmek üzere.